أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأطرته أجمعين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وزرع وبرع ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم Çok kıymetli ve muhterem efendiler, Fıkı Ekber'le ilgili keşif notlarımız, irşat notlarımız devam etmektedir. Sıhhata teslim, hükme razı olmaktır. İslam'ın manası da Allah Teala'nın farzlar ve haramlar cinsinden olan emirlerine razı olmak, boyun eğmektir. Allah'ın hükmüne razı olmak, bazı şeylerin helal, bazı şeylerin haram, bazı şeylerin de farz olmasına itiraz etmemek, onları kusurlu görmemekle olur. İslam Allah'ın emirlerine kesin teslim olmaktır. İman ise tasdik etmek demektir. Ayet-i kerimede ve ma ente bi müminin lena. Biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanıcı değilsin buyurularak tasdik edici olmayanlar ifade edilmiştir. İslam ise teslimiyettir. Tasdikin mahalli kalp, tercümanı da dildir. Teslimiyete gelince bu da kalp, dil ve bütün aza ile olur. Bu bakımdan umumidir. Münafıklar lügat bakımından Müslümanlardan sayılsalar da şeriat ıstilahınca Müslüman değildirler. Lügat manası bakımından mümin olmayanlar da şeriat nazarında mümin değildirler. Allah Teala Celle Celaluhu buyuruyor ki: Galetil arabu amennâ. Kul lem tu'minu velakin kulu eslemnâ ve lemma yedhulul imanu fi kulubikum. Sadakallahul azim ilahiril ayet. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, siz iman etmediniz ama Müslüman olduk deyin. İman henüz sizin kalplerinize girip yerleşmemiştir. İşte kıymetliler, bu ayeti kerimede Müslüman olduk deyin cümlesi geçmektedir ki bu lisan ile itiraf etmek olduğu halde lügat bakımından İslam demekse de kalp ile tasdik olmadığı için imana şamil olmamaktadır. Çünkü iman kesin tasdik ister.
Daha o oraya yerleşip tasdike ulaşmamış, kalp tasdik etmemiş. İman Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını şanına layık olacak bir şekilde tasdik ve ikrar etmektir. Buraya dikkat et. Müslümanlar, tüm Müslümanlar buraya dikkat etsinler. İman Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını şanına layık olacak bir şekilde tasdik ve ikrar etmektir. İslam'da Allah'ın emirlerine bağlılık olduğundan iman olmadan İslam olamaz. İslam olmayınca da iman olmaz. İşte bunlar birbirine sıkıca bağlıdır. Onu ondan, onu ondan ayıramazsın. Şeriat bakımından müminin Müslüman, Müslümanın da mümin olmamasını akıl almaz. İman ve İslam kelimeleri yek diğerini tamamlayan, birbirinden ayrılmayan iki kelimedir. Bu bakımdan da iman ve İslam iç ile dış, yani et ile kemik gibidir. Ruh ile beden gibidir. Onları birbirinden ayırmak mümkün olmaz denilmiştir. Kıymetli dostlar, görülüyor ki iman ve İslam İmam-ı Azam Hazretlerine göre birbirine bağlanıyor, kaynaşıyor. İslam olmayınca iman olmadığı gibi, iman olmayınca da İslam olmuyor. İmam-ı Azam Hazretlerinin bu hususta Cebriye mezhebinin en büyük kolu olan Cehmiye'nin kurucusu Cehim bin Safvan ile bir münazarası vardır. Bir gün Cehim bin Safvan, ölümü 128 Hicri, İmam-ı Azam ile konuşmak arzusu ile onun yanına gelir. Der ki, ya Ebu Hanife, hazırladığım bazı meseleler üzerinde konuşmak üzere sana geldim diyor. Kim bunu diyen? Cehim bin Safvan. Cehmiye, Cebriye mezhebinin kurucusu. Aynı zamanda Cehmiye'nin kurucusu oluyor. Cebriye'nin de bir kolu. Şimdi Ebu Hanife, seninle konuşmak abestir. Seninle münakaşaya dalmak ise ateşe girmektir dedi İmam-ı Azam. Sözümü dinlemeden benim hakkımda bu ağır hükmü nasıl veriyorsun dedi Cehim. Efendim, İmam-ı Azam da dedi ki, bana senin öyle sözlerini naklettiler ki onları ehli kıble olan bir Müslüman söylemez. Sen bunları nasıl söyledin dedi İmam-ı Azam ona. Benim hakkımda gayba göre hüküm mü veriyorsun dedi o da. Bunlar senin hakkında öyle meşhur olmuş şeylerdir ki avam da havas da bunları duydu. Bunun gayıpla ne alakası var dedi İmam-ı Azam. Herkes biliyor. Ben de ona göre söyledim dedi. Ya Ebu Hanife dedi Cehim. Ben sana başka bir şey sormayacağım. Yalnız imanı soracağım dedi. Bu zamana kadar İmanın ne olduğunu öğrenemedin mi ki bana soracaksın dedi İmam-ı Azam.
Evet, öğrenemedim. Fakat bir nevi de şüphem var. Haşası maşa. İmanda şüphe küfürdür dedi İmam-ı Azam. Küfrün bana hangi cihetten geldiğini beyan etmelisin dedi. O da sor da söyleyeyim dedi. Bana söyle bakalım. Bir kimse kalbiyle Allah'ı tanıyor. Onun bir olduğunu, şeriki ve denge olmadığını da biliyor. Sıfatlarını tanıyor. Diliyle de bunları söylemeden önce ölüyor. Bu kimse mümin olarak mı öldü yoksa kafir mi? İmam-ı Azam dedi ki kafirdir. Kalbiyle bildiğini diliyle söylemedikçe cehennem ehlindendir dedi. Allah'ı sıfatlarıyla bildiği halde neden mümin olmuyor dedi cehim. İmam-ı Azam şöyle buyurdu. Söyle, eğer Kur'an'la, Kur'an'a inanıyor ve onu delil olarak kabul ediyorsan, sana onunla cevap vereyim dedi İmam-ı Azam. Eğer Kur'an'a inanmıyor ve onun ayetlerini delil tutmuyorsan, yine söyle, İslam milletine muhalif olanların konuştukları tarzda konuşup sana cevap vereyim dedi. Kur'an-ı Kerim'e imanım var dedi. Onu delil olarak kabul ediyorum dedi. Cehim. Öyleyse dinle dedi İmam-ı Azam. Allah Teala kitabında imanı kalp ve lisana yani iki azaya bağlayarak zikreder. Maide suresi ayet 83 ve 85'te böyle buyurur. Resul'e indirileni dinledikleri zaman onların gözlerinin yaşla dolduğunu görürsün. Zira onlar hakkı tanırlar ve derler ki ey Rabbimiz iman ettik. Bizi de şahit olanlarla beraber yaz. Bakın iman etti, diliyle de ikrar etti bunlar. Biz niçin Allah'a ve bize gönderilen gerçeğe iman etmeyelim ve Rabbimizin bizi de iyi insanlar arasına katmasını dilemeyelim. İşte Allah da onları bu söylediklerinden dolayı altından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırdı. Çünkü kalpleri tasdik etti, dilleri ikrar etti. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iyi işler, güzel ameller işleyenlerin mükafatıdır. Cenab-ı Hak onları Allah'ı tanıdıkları ve bunu sözleriyle söylediklerinden dolayı cennete koymaktadır. Ve onları kalbiyle tasdik, lisanıyla da ikrarları yüzünden müminlerden sayıyor. Yine Allah Teala buyuruyor ki, deyin ki biz Allah'a inandık. Bize gönderilen vahye, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve oğullarına vahyedilen şeylere ve Musa ile İsa'ya verilene ve bütün peygamberlere, Rabları tarafından gönderilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayız. Biz ona teslim olanlardanız. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, hak olan doğru yolu bulmuş olurlar. Bu da Bakara suresi ayet 136
137. ayeti kerimeler. Burada iman ettik deyin diyor Cenab-ı Hak. İmam-ı Azam bu ayetleri cehme anlatıyor. İman ettik deyin demek lisanla söyleyin demektir. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor. Onlara takva kelimesini gerekli kıldı. Fetih Suresi 26. Bunlar sözün en iyisine iletilmişlerdir. Bu da Hac Suresi 24. Temiz söz ona yükselir. Bu da Fatır Suresi 10. Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de kavli sabit üzere sebatlı kılar. Bu da İbrahim Suresi 27. Bütün bu ayetlerde imandan ve iman sözünden bahis vardır. Söz dil ile olur. Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyururlar. La ilahe illallah deyin. Felah bulursunuz. Felah bulmayı kelime-i şehadeti söylemeden yalnız marifete bağlamıyor. Yine Peygamberimiz buyuruyorlar. Kim Allah'tan başka ilah yoktur derse ve kalbinden de bu böyle ise o cehennemden çıkar. Burada da Allah'ı tanıyan cehennemden çıkar demedi. Diliyle söylemeye bağladı. Yani imanın tasdikten sonraki rüknü ikrardır. Eğer sözle söylemek lazım olmasa ve yalnız marifet kafi gelseydi, lisanı ile Allah'ı ret ve inkar eden kimse, kalbiyle Allah'ı bildiği vakit mümin sayılırdı. İblis de mümin sayılırdı. Çünkü iblis hiçbir zaman Allah'ı inkar ettiğini söylemedi. Allah'ı tanıyordu. Ama tasdik etmedi, emirlerine karşı koydu. Çünkü o Rabbini tanıyor. Kim? İblis. Rabbini tanıyor. Yaradanı, öldüreni, tekrar dirilteni, kendisini ihva eden o olduğunu biliyordu. Bakın nasıl söylüyor. İblis diyor ki, ya Rabbi beni neden ihva ettin? Vaz edeceğin güne kadar bana mühlet ver. Beni ateşten yarattın, onu ise balçıktan yarattın. Kafirler de lisanla inkar etseler de Rablarını bildikleri zaman mümin saymaları gerekirdi. Allah Teala buyuruyor ki, nefisleri bunları kabul ettikleri halde yine inkar ettiler. Nahl Suresi 14. ayet. Lisanlarıyla inkar ettikleri için Allah'ı bir bildikleri halde onlar müminlerden sayılmıyor. Yine Allah Teala buyuruyor. Allah'ın nimetlerini bilirler, sonra inkar ederler. Onların ekserisi kafirdir. De ki, gökten ve yerden size rızık veren kim? İşitmeye ve görmeye hakim olan kim? Ölüden diri, diriden ölü çıkaran kim? İşit çevirip yürüten kim? Şüphesiz Allah'tır diyecekler. De ki, korkmaz mısınız? İşte o sizin hak Rabbiniz Allah'tır. İnkar etmeleri yüzünden bilmeleri, marifetleri fayda vermedi.
oğullarını nasıl bilirlerse onu, Hazreti Muhammed'i öylece bilirler. Bakara suresi 146. İncil'de, Tevrat'ta Hristiyan ve Yahudiler Hazreti Muhammed'i tanıyorlardı. Fakat Allah'ı inkar ettiklerinden marifet ve bilgi hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü tasdik etmediler, ikrar etmediler. Cehim bin Safvan bütün bunları dinleyince, benim aklıma birçok şeyler koydum. Yine gelip sana başvuracağım dedi ve gitti. İşte kıymetliler, imanın tasdik ve ikrar olmadan, imanın iman olmayacağı İmam-ı Azam tarafından burada iyice izah edilmektedir. Fıkhı Ekber dünyaya hak imanı haykırmaktadır. Sevgili dinleyenler, yakın ve marifet ne demektir? Şimdi İmam-ı Azam Hazretleri rahmetullahi aleyh ve aleyhim ecmain, bak ne diyor, biz Allah Teala'yı kitabında bütün sıfatlarıyla tavsif ettiği gibi tanırız. Hiçbir kimse Cenab-ı Hakk'a layık olduğu şekilde ibadet etmeye kadir değildir. Ona ancak kitabında ve Resulünün sünnetinde nasıl emir olundu ise o şekilde ibadet edebiliriz. Bu da bizim cehlimiz, gafletimiz, aczimizle beraberdir. İnsanoğlu en iyi bilenler de dahil, insan azziyle Allah'a kulluk eder. Bir de gerçekleri bilmeyen, ne yaptığını bilmeyenlerin halini düşün. Bir Cenab-ı Hakk'ı kelamı kadiminde kendini nasıl vasıflandırdıysa, o güzel isimleriyle kitap ve sünnette bildirildiği kadarıyla biliriz. Yoksa onun zatının künhünü, mahiyetini bilmeye gücümüz yetmez, kimsenin gücü yetmez. Seni hakkıyla bilemedik demenin manası da budur. Dikkat et buraya, yoksa onun zatının künhünü, mahiyetini bilmeye kimsenin gücü yetmez. Seni hakkıyla bilemedik demenin manası da budur. İbadet, Allah'ı ululamak ve ona tazimde bulunmaktır. Halbuki onun azamet ve celalinin nihayeti yoktur. Hiçbir kulun onun azamet ve celaline layık olan ibadeti yapması bu bakımdan mümkün değildir. Yine hiç kimse sevabı aynı kalan, ecri her zaman müsavi olan bir ibadette edemez. Allah'ın vereceği ecir ve sevap ise hesapsızdır. Kulların ameli hesaplı ve zevale maruzdur. Bunun gibi Allah'ın verdiği nimetlerine de hakkıyla şükür mümkün değildir. Kulun şükrü sayılabilir. Allah'ın kullarına verdiği nimetleri sayılamaz, kimse sayamaz, gücü de yetmez. Nitekim Yüce Allah ayeti kerimesinde
Bakın ne buyuruyor Allah Celle Celaluhu. وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَاِنْ تَمْتَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ Sadakallahu l-Azim. Yüce Rab bu ayeti kerimede bakın ne buyurdular. O size istediğiniz şeylerin hepsini verdi. Eğer Allah'ın bunca nimetini birer birer saymak isterseniz ne mümkün? Mümkün müdür? Sayabilir misiniz? Siz onları icmal suretiyle bile sayamazsınız. Hakikat insan çok zulümkar ve çok nankördür. İşte İbrahim suresi ayet 34'te de böyle buyurulmuştur. Müminlerin hepsi marifet, yakin, tevekkül, muhabbet, rıza, havf, reca ve bunlara inanmanın esasında birbirlerine eşittirler. Fakat imanın gayrısında ve bütün bu saydıklarımızda birbirlerinden farklı durumdadırlar. İnanılması lazım gelen gerçekler bakımından eşittirler ama imanın gayrısında ve bütün bu saydıklarımızda birbirlerinden farklı durumdadırlar. Marifet lügatta bilmek, ilim manasınadır. Istilahta ise Allah'ı isim ve sıfatları ile bildikten sonra bunu muamelatında doğrulukla beraber kılmaktır. Bakın, işte burada tanımakla doğrulukla beraber kılma arasında nicelerinin arasında nice farklar bulunmaktadır. Yakin, kelime manası olarak şüphesiz bir şekilde bilmektir. İstilahta ise delilsiz ve kılavuzsuz bir şekilde iman kuvvetiyle apaçık görmektir. Kur'an-ı Kerim'de yakın 3 derece halinde zikredilmiştir. İlmel yakin, zikir ve nazarla, akli delillerle hasıl olan ilimdir. Aynel yakin, müşahede ile hasıl olan ilimdir. Hakkal yakin, birinci ve ikinci kısımların bir arada bulunmasıyla hasıl olan hal ilmidir. Bu bilgi çeşitlerinden birincisi halk alimlerine, ikincisi havas alimlerine ve velilere, üçüncüsü ise peygamberlere mahsustur. Ve bunun üzerinde daha mahlukat için ilim yoktur. En üstün ilim peygamberlerdeki ilimdir. Vahyi ilahi delilleriyle kavrandığı zaman ilmel yakin ortaya çıkar. Şeriatın ilimleri ilmel yakindir. Tevekkül, insanların elindeki şeylerden ümit kesmek ve Allah katındaki şeylere güvenmek ve dayanmaktır. Muhabbet, lügatta sevmek demektir. Istilahta ise Allah'ı sevmek demektir ki bu kulun kalbinde Allah'a ait duyduğu bir haldir. Onun nasıl olduğunu izah ve keyfiyetini tayin etmek mümkün değildir. Bu duyguyu ifade etmeye en yakın kelime de muhabbet kelimesidir. Daha önceki derslerimizde de
size çok kıymetli bilgiler verilmiştir. Burada da fıkhı ekberden keşif notları veriyoruz. Büyüklerden bazıları kulun Allah'ı sevmesi bir tazimdir. Rızayı seçmektir. Allah'tan gelenlere rızayı çoğaltmak ve ondan uzak kalmaya dayanmayı azaltmak, daima onun zikriyle meşgul olmaktır demişlerdir. Rıza, dokunan bela ve musibet oklarından gönlün ferahlık duymasıdır. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine, kaza ve kaderine ve bela ve musibet oklarına ve o oklardan gönlün ferahlık duymasıdır. Ne diyor evliyalar? Kahrın da hoş, lütfun da hoş diyorlar. Demek ki rıza, yüce Allah'ın her emrine razı olmak, ona teslim olmak, bütün varlığınla ona bağlanmak, ondan gelene razı olmak. Bir de havf, hoşlanılmayacak bir şeyin başa gelme veya sevilen bir şeyi kaybetme korkusudur. Reca ise lügatte ummak demektir. İstilahta sevilen şeyin istikbalde hasıl olacağına kalbin bağlanmasıdır. Reca dediğimiz ümit, haf dediğimiz korku ile tahakkuk eder. İkisi birbiri ile münasebettedir. Korkusuz bir ümit, kendini emin görmek ve gurura kapılmaktır. Ümitsiz korku ise yese düşerek Allah'ın rahmetinden ümidini kesmektir. Bunlar birbirinden ayrılırsa sahipleri için birer felakettir. Yani ümitsiz korku, korkusuz ümit olmaz. Mümin Müslüman korkuyla ümidin arasındadır. Bu kanatlarla uçar Rabbisine. Müminlerin hepsi de saydıklarımızın kendilerinde varlığı yokluğu, az veya çok oluşu, imandaki tasdikin kuvvet ve derecesi itibariyle aynı seviyede değildirler. Fakat inanılması lazım gelen esasların tümüne inanmada ve inanılmayacak olanlara da inanmamakta müsavidirler. Sevgili dostlarımız, haf tüm korkulardan kurtaran korku ki Allah korkusudur. Onu tam sevmek ve tam ümitle bağlanmaktır. Kimi? Allah Teala'yı. Onun için korkusuz ümit, ümitsiz korku felakettir. Bunu unutma. Korkusuz ümit, ümitsiz korku felakettir. Yüce Allahu Teala'nın azabından ebedi korkarsın. Rahmetinden de ebedi ümit kesmezsin. İşte reca korku ile ümit arasında, haf ve reca arasında mümin böyle yaşar, bu kanatlarla uçar, unutma. Allah Teala kullarına ihsanda bulunur. Adildir de Allah adaletiyle hükmeder. Bazen kuluna hak ettiğinden kat kat fazlasını da verir. Bazı kere de adaletinden kulunu
günahı sebebiyle cezalandırır. Bazen de günahkar kulunu fazlı kereminden affeder. Kulların amelleri karşısında mükafata hak kazanması Allah Teala'nın hükmünden ve vaadinden dolayıdır. Cenab-ı Hak buyurur ki, kim Allah'a bir iyilikle, bir güzellikle gelirse, işte ona bunun 10 katı verilir. Kim de bir kötülükle gelirse, bu o miktardan başkasıyla cezalanmaz. Bir kötülüğe bir kötülük. Onlar yani iyilik edenler de, fenalık edenler de haksızlığa uğratılmazlar. Ademoğlunun ameli hayırlı olduğunda mükafatı 10 misli ile katlanır. Bunu da sevgili Peygamberimiz buyurdular. Sahih Müslim bunu rivayet etmiştir, İbn-i Mace'de. Burada bire 10 olan mükafat 700'e kadar katlanabilir. Kulun yaptığı hayırlı işlere mükafatın kat kat verilmesi Allah üzerine bir borç değildir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın fazlından ve kereminden dolayıdır. Allah adaleti ile kulunu günahından dolayı cezalandırır. Bu da Cenab-ı Hakk'ın öz mülkinde bir tasarrufudur. Zulüm ise başkasının mülkinde kendisinin izni olmadan tasarruftur. Bütün alemler Allah'ın mülküdür. Elbette ki suç işleyenlere adaletini uygulayacaktır. Küçük olsun, büyük olsun, kul hakkı ile ilgisi olmayan günahları Allah ister tevbe sebebiyle, isterse tevbeye mukarin olmadan affedebilir. Affetmek, cezayı hak edenden, cezanın Allah tarafından kaldırılmasıdır. Ayeti kerimede, o kullarının tevbesini kabul eden, kötü hareketlerini tövbe ile bağışlayan, ne işlerseniz o bilendir. İşte kıymetliler, şanlı Kur'an-ı Kerim'in tümünü sizlere keşif notları olarak verdik. Şimdi de İmam-ı Azam'ın Fıkhı Ekber'inden size keşif notları vermeye devam ediyoruz. Peygamberlerin şefaati. İmam-ı Azam Hazretleri buyurdular. Rahmetullahi aleyh ve aleyhim ecmain. Peygamberlerin salat ve selam üzerlerine olsun. Şefaat etmeleri haktır. Bizim peygamberimizin de cezaya müstahak olmuş günahkar müminlere, hele müminlerden büyük günah sahiplerine şefaat etmesi hak ve sabittir. Şefaatin hak oluşu kitap, sünnet ve icma ümmetle sabittir. Ayeti kerimede لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ مَنْ زَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ İlahir buyurulmuştur. Göklerde ve yerde ne var ise hepsi Allah'ındır, O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun nezdinde şefaat edecek kim? İşte şefaat Allah'ın izniyle emril olmaktadır. Hadis-i şerifte de şefaati li ehlil kebairi min ümmeti.
Benim şefaatim diyor Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam, ümmetimden büyük günah ehli içindir diyor. Böyle buyurulmuştur. Şefaati inkar eden ona nail olamaz. Bugün şefaati inkar edenleri de artık sık sık duymaya başlamış olursunuz. Fakat Fıkıh-ı Ekber bütün yanlışlara şanlı Kur'an, nurlu İslam ve İslam'ın büyük şahsiyetleri ilmi delillerle cevap vermişler, vererek geldiler, vererek gideceklerdir. Ayeti kerimede Allah'ın izniyle şefaatin hak olduğu sabittir. Bir başka hadisi şerifte de kıyamet günü ümmetime 3 sınıf kimse şefaat eder. Bunlar da peygamberler, alimler ve şehitlerdir buyurulmuştur. Şimdi bu hadisi şerif Hazreti Osman'dan rivayet edilmiştir. İbn-i Mace'de bunu rivayet etmiş, Suyuti El Cami-i Sair'inde, efendim Et-Taç'da, El Acluni Keşfül Hafa'da bunları zikretmişlerdir. Şefaat inkar edenler bu şefaatlardan kendileri mahrum kalacaklardır. Amellerin tartılması ve kısas haktır. Efendiler, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh ve aleyhi mecmain, bakın ne diyor? Kıyamet günü amellerin mizan ile tartılması haktır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın havuzu da haktır. Yine kıyamet gününde hasımlar arasında sevapların kısası, yani birbirinden alınıp diğerine verilmesi de haktır. Haklar alınacaktır. Kimsenin hakkı kimsede kalmayacaktır. Eğer onların sevapları olmazsa, haklının günahlarından indirilip diğerine yükletilmesi de haktır ve caizdir. Herkesin dünyada yapıp ettiğini tatmakta o gün haktır. Kıyamet gününde amellerin tartılması keyfiyetini ancak Allah bilir. Fakat ehl-i sünnet mezhebine göre bunu ikrar etmek lazımdır. Bunlar inkar edilemez. Yine İmam-ı Azam Vasiyye adlı eserinde bakın ne diyor? Kıyamet günü onun için bir kitap çıkaracağız ki neşredilmiş olarak sahibine kavuşacak ve oku kitabını, bugün sana hesap görücü olarak kendi nefsin yeter buyurulduğundan ki şuna dikkat et, kitapların okunması haktır buyurduğu gibi benim cennetteki havzım, Hazreti Muhammed buyuruyor. Bir önceki ayeti kerimeydi. Bu da peygamberimizin sözü. Benim cennetteki havzım zaviyeleri müsavi bir aylık mesire genişliğindedir. Onun suyu sütten beyaz, kokusu misten hoştur. Bardakları da gökyüzünün yıldızları gibidir ve pek çoktur. Ondan içen kimse artık hiç susamaz. Hadisi şerifinin gereği olarak da Peygamber Efendimizin cennetteki havzı haktır buyurmuştur. Kıymetliler, işte
ayeti kerimeyi de duyduk, hadisi şerifleri de duyduk. Şöyle bir bakalım, İsra suresinin 13-14 ayeti kerimesini, onun anlamını verdik. Metni ise şu ayeti kerimedir. Ve nuhricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelgahu menşura. İkra kitabeke kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Sadakallahul azimul ala buyurulmuştur. Yine sevgili peygamberimiz şöyle buyurdular. Kim ki uhdesinde bir din kardeşinin nefsine ve malına tecavüzden dolayı hak bulunursa, yani insanların haklarını yediyse, bir din kardeşinin hakkını üzerine geçirdiyse, dindar ve dirhem, dinar ve dirhem bulunmayan kıyamet günü gelmeden önce bu dünyada mazlumdan o hakkın bağışlanmasını istesin. Yani dünyada helallaşın, çaresine bakın, hakları ödemeden sakın ölmeyin. Derhal hakları ödemeye çalışın. Aksi takdirde zalimin ameli, salihi bulunursa, ondan zalimin zulmü miktarı alınır da mazluma verilir. Yani hak yiyenin bütün namazları, oruçları, haçları, zekatları hak sahibine, o mazlum kişiye verilir. Eğer hasenatı bulunmazsa mazlumun günahlarından alınıp zalime yükletilir. İşte bu hadisi şerifi de Buhari Şerif rivayet etmiştir. Yine diğerini de Buhari Müslim rivayet etmişlerdir. Sevgili efendiler, hadisi şeriflerin derecesine, tevatür derecesine ulaşan haberlere de özellikle dikkat edilmelidir. Kıyamet günü olacak olan bu kısas hakkında bir başka hadisi şerif de şöyledir. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular. Biliyor musunuz müflis kimdir? Yani iflas eden kimdir? Ashab-ı kiram radıyallahu anhüm ve erdan ve cümayin, bakın ne dediler. Bizce müflis malı ve parası olmayan kimselerdir dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdular. Benim ümmetimin müflisi iflas edeni o kimsedir ki kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, şunu dövmüş, bundan dolayı da onun hasenatından mezkür adamların her birine, yani hak sahiplerinin her birine onun amelleri verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden hasenatı tükenir de. Yani namaz tükendi, oruç, hac, zekat tükendi. Ama haklar daha bitmedi, tükenmedi. Hakları ödeyemedi. Ne olacak? Hak sahiplerinin günahları o kimseye yükletilir. Sonra da o kimse cehenneme atılır. İşte müflis ümmetimin içinden iflas edenler bunlardır buyurdu. Kim? Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bu hadisi şerifi de Müslim Es-Sahih'inde zikretmişler ve Mişkatül Mesabih'te de mezkürdür.
Allah Teala Celle Celaluhu cennet hakkında Rabbinin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış cennete ki eni göklerle yer kadardır. Koşuşun buyurduğu gibi cehennem hakkında da وَتَّقُنْ نَارَ الَّتِي عُدَّتْ لِلْكَافِرِينَ kafirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının buyurmuştur. Her iki ayette geçen hazırlanmış kelimesi maziye delalet eden kelimelerdir. Bunlar da bu ayetler inzal olunduğu zamandan önce bunların hazırlandığını ifade ederler. Cennet cehennemin bakiliği ile ilgili husus onların sürekli fena bulmayacaklarını ifadedir. Yani cennet de ebedi, cehennem de ebedidir. Yalnız Allah Teala'nın zati baki olduğundan bunların üzerinden fani oluş geçse de bu sürekli olmayacak demektir efendim. Cennet ve cehennem yok olsalar bile bunlar muvakkat bir zaman için olacaktır demek olur ve yine cennet cehennem ebedi devam edecektir. Küllü şeyin halikun illa veçe. İşte bu ayeti kerimede olduğu gibi onun zatından başka her şey helak olucudur buyurmuştur. Bu ayet gösteriyor ki mümkünül vücut olan cennet ve cehennemin varlığı haddi zatında helak olacaktır. Bunların varlığı arizi olduğundan vacibül vücut olan Cenab-ı Hakk'ın varlığına nazaran yok menzilesindedir. Bunun için cennet ve cehennemin bakiliği arizi olan bir bakiliktir. Esas beka Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Yani cenneti de ebedi kılacak Allah'tır, cehennemi de. Çünkü ne cennet kendiliğinden ebedi olabilir ne de cehennem. Bunları ebedi kılacak olan sadece Cenab-ı Hak'tır. Cennette bulunan huri'in de fani olmazlar. Bunların fanilik ve bakilikleri de cennet gibidir. Huri'in kelime olarak kara gözlü, cazip güzelliğe sahip kadınlar cennet hurileri demektir. Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, cennette bir grup huriler vardır ki, insanların duyamayacağı ve duymadığı bir tonda, yüksek bir sesle şöyle bağırırlar. Biz ebediyiz, fani olmayız. Bize bu güzellik nimet olarak verildi. Yok olmaz. Daima güler yüzlüyüz. Asık suratlı olmayız. Biz onun, o da bizim olan kimselere müjdeler olsun. Çünkü onlar müminler için hazırlandılar. Kıymetli efendiler, Mesabihü's Sünne'de, Mişkatül Mesabih'te, Et-Taş'ta bu hadis-i şerifte zikredilmiştir. Yine İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh buyurdular. Allah Teala'nın cennette mükafatı, cehennemde de azabı sonsuzdur. İşte cennetin, cehennemin bunların tamamı Allah'ın dilemesiyle azap bunlarda, cehennemde devam ediyor. Cennette de mükafatlar, zevki sefalar ebedi devam ediyor. Ve fil azabihim halidun. Onların kazancı Allah'ın kendilerine azap etmesi ve
o azap içinde ebedi kalıcı olmalarıdır. Bu ayeti kerimede Maide suresinin 80. ayetidir. Cennet ehli ve nimetlerinin sonsuzluğu, ebediliği hakkında da Kur'an-ı Kerim'de de mealen şöyle buyurulmuştur. İman edip iyi işler yapanlara gelince, biz onları altlarında ırmaklar akan cennetlere, içlerinde temelli, ebedi kalıcı oldukları halde cennetlere yerleştireceğiz. Bunlar cennete girdireceğiz. Bunlar cennetlik kişiler. İşte Allah'ın dosdoğru bir vaadi, Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Çok kıymetli ve muhterem efendiler, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın Kur'an-ı Kerim'den, sünnetten işte alıp iman esaslarını ortaya koyan İslam'ın gerçek amentüsünü İmam-ı Azam ortaya koymuştur. Birileri çıkmış bugün Ehl-i Sünnet'e muhalefet ediyor ve birçok gerçekleri inkar ediyorlar, yok sayıyorlar. Bu kendi beyinlerinde gerçeklerin olmadığını gösterir. İşte ayetler, işte sünnet, işte yüksek alimlerimiz ortada. Ve bunların temelini attık, Kur'an-ı Kerim'in tümünün keşif notlarını da verdik. Cenab-ı Hak el sünnet imanıyla gerçek iman sahibi olan, imanı kamil ve daim olan, tüm amelleri salih olan kullarından eylesin. Cennet ehlinin nimetlerinin, cehennem ehlinin de azabının sonsuzluğu hakkında daha pek çok ayeti kerime ve hadisi şerifler vardır. Bunları nasıl yok sayacaksınız? Şimdi birileri de çıkmış, cehennemin ebedi olmadığını söylüyor. Bunlar bu kadar ayetleri, bu kadar hadisi şerifleri, ayeti kerimeleri nasıl yok sayıyorsunuz? Yoksa anlamıyor musunuz? Anlamak istemiyor musunuz? Yoksa maksatlı mı davranıyorsunuz? Hangi sebeple olursa olsun, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın ortaya koyduğu hak deliller haykırmaya devam edecektir. Yine İmam-ı Azam buyurdular, Allah Teala Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri sırf fazlından dolayı dilediğini hidayete erdirir. Sırf adaletinden dolayı da dilediğini dalalete düşürür. Onun dalalete düşürmesi hızlanıdır. Hızlan demek kulunu kendisinin razı olacağı şeye muvaffak kılmaması demektir ki bu onun adaletidir. Hızlana uğrayanın günahından dolayı cezalandırması da adaletinin neticesidir. O kimi hangi suçtan hangi cezaya çarptıracağını o iyi biliyor. Bu onun adaletinin neticesidir. Örnek istiyorsan, küfürde direniyor adam, inkarda direniyor, şirkte direniyor, nifakta direniyor, inkarda direniyor da direniyor. Gerçekleri tekzip ediyor, direniyor. Tamam, direnirsen Allah'ın adaletine çarpılırsın. Zira Allah kuluna zulmetmez. Zulüm, bir şeyi layık olmadığı yere koymak demektir. Allah zulümden münezzehtir. O adaletini uygular. İmam-ı Azam Hazretleri, dalalete düşmek manasına olan idlal kelimesini
hızlan olarak tefsir etmişler. Hızlanı da kulun rızaya uygun amelde başarılı kılınmaması olarak beyan etmişlerdir. Hidayet, tevfik manasınadır ki, rızaya uygun amellerde kulun başarılı olması için Cenab-ı Hakk'ın sebepler yaratmasıdır. O da hangi kuluna hangi hidayeti, ne zaman hidayet edeceğini o biliyor. Şeytan imanı zorla alabilir mi? Alamaz. İmam-ı Azam Hazretleri buyurdular. Şeytan müminin imanını zorla, cebren alır demeyiz. Caiz değildir. Fakat mümin imanını terk eder de, o takdirde şeytan da müminden imanını soyar deriz. Sen inkar edersen şeytan da o zaman imanı senden soyar. Soyar alır. Elbiseyi soyduğu elbiseden soyunan gibi seni de imandan soyar. Ne zaman? Sen inkar ettiğin zaman. Zorla cebren alamaz. Şeytanın garazı müminden imanı selbetmektir ki böylece azap görsün. Şeytan insanoğlundan, Ademoğlundan sürekli intikam alır. Niçin? Kendisi cehennemliktir. Herkesi kandırıp herkesin cehennemlik olmasını ister. Her Ademoğlunun cehenneme gitmesini ister. Ama zorla kimsenin imanını alamaz. Ancak kandırmaya çalışır. Kanma, aldanma. Allah'ın sözlerine bak. Allah'ı dinle, peygamberi dinle, Kur'an'ı, sünnet-i icmayı, kıyası İslam alimlerinin hak ilmini dinle. Fakat bu cebren ve kahren olamaz. Yani şeytan kimseyi cebren, kahren imanını alamaz. Eğer şeytan müminden imanı zorla alır demek caiz olsaydı, bu takdirde imanı alınan müminin ceza görmemesi gerekirdi. Çünkü cebren alındı denecekti o zaman. Şeytana öyle bir celbi fırsat verilmemiştir. Vesvese verir şeytan. Aldanma. O vesvesenin yanında ilham var. Kur'an var, marifet nurları var, İslam var, şeriat var, peygamber var, Kur'an var, alimlerin ilmi var, Allah'ın hidayeti, yardımı var. Sen bunlara sırt dönme. Şeytandan yana tavır alır, şeytanı dinler, onun sözünü tutarsan, işte şeytanın derecesine düşersin. Kul imanı bırakır. O zaman şeytan alır diyoruz. Sen imanı terk edersen, inkar varsa sende, sen imanı bırakmış oluyorsun, şeytan da o zaman alır diyoruz. Zira kul imanını bırakmadan şeytanın imanı alması caiz olsaydı, o zaman Allah Teala kulunu küfre mecbur etmiş olurdu. Haşa! Biz biliyoruz ki Allah kulun kendi arzu ve ihtiyarı olmadan onun kalbinde küfrü yaratmaz. Dikkat et! Kulun kendi arzu ve ihtiyarı olmadan, yani kişi imanı bırakıp küfrü ne zamanki alır, kendi arzusuyla, kendi ihtiyarıyla imanı bırakırsa, küfrederse, işte o zaman Allah ne yapar? İmanı bırakan kişinin kalbinde küfrü yaratır. Niçin yaratır? Küfrü kul kazandığı için. Münker ve nekirin suali haktır. Herkesin kazancı kendine verilir. İman, ameli salih cinsinden ne kazanıyorsan o verilir.
küfür, günah, haram cinsinden ne kazanıyorsan onlar kazanırsın. O da verilir. İkiz tarafta yazılıyor amel defterine. Münker nekirin suali de haktır. Münker ve nekirin mezarda, kabirde ölüyü sorguya çekmesi haktır. Kabrin sıkması ve kabir azabı da haktır. Kabrinde ruhun cesede iadesi de haktır. Kabir azabı kafirlerin hepsi, müminlerin de asileri için haktır. Münker ve nekir bilinmeyenler demektir ki, kabirdeki ölü onları daha önce ne bilmiş ne de görmüştür. Sihat'ta bunlar iki melek ismidir denilmiştir. Kabri sıkmak suretiyle içindekine azap verilir. Azap verirler. Mesabih'te Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den şu hadis-i şerif rivayet olunmuştur. Peygamber Efendimiz buyurdular: meyyit yani ölü kabre konulunca gök gözlü siyah renkli iki melek gelir. Bunların birine münker, diğerine nekir denir. Bunlar şu adam hakkında ne dersin diye sorarlar. Mümin kişi hayattayken dediği gibi şöyle cevap verir: Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah'ın kulu ve Resulüdür. Yani burada Muhammed'i tanıyor musun diye soran münker ve nekir. Mümin Müslüman ise ne diyor? Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah'ın kulu ve Resulüdür. Ben iman ve ikrar ederim ki Allah'tan başka ibadete layık bir ilah yoktur. Muhammed aleyhissalatu vesselam da Allah'ın kulu ve Resulüdür diye cevap verir. Bu sual melekleri de biz senin dünyada da dilinle böyle söyleyip kalbinle de tasdik ettiğini bilirdik. Görüyor musun? Bilirdik derler. Sonra da müminin kabri 70 zira genişlenir. Yani mezarı genişletiliyor. Sonra da bu geniş saha baştan başa müminin şerefine aydınlatılır. Daha sonra da mümine, Müslüman mümin kişiye artık uyu rahat et denilir. Bunun üzerine mümin kişi ben de gideyim, şu mes'ud hayatını ehli iyalime haber vereyim der melekler. Allah seni kıyamet gününde şu mübarek merkadından yani mezarından diriltene kadar gelin ve güvey uykusu gibi uyu. O gelin ve güvey ki bunları aile halkının kendilerinden en sevimli olanı uyandırır. Mutlu bir uyku, gelin güvey uykusu. Eğer meyyit münafık bir kişi ise, yani ölen kişi, mezara giren kişi, münafık bir kişi ise, meleklerin sorularına Muhammed hakkında hak peygamber diyorlardı. Ben de onlar gibi dedim. Yoksa ben onun ne olduğunu bilmiyorum diye cevap verir o münafık. Melekler de senin dünyada böyle dediğini, şimdi de böyle diyeceğini biliyorduk derler. Bunun üzerine arza, toprağa, küreyi arza, yeryüzüne sık şu adamı diye emrolunur. Yani bu yeryüzü de onu iyice sıkar. Öyle bir hal ki vücudundaki kemikleri birbirine geçer.
Ve Allah Teala bu münafığı şu azap ve mihnet çukurundan bahsedene, yani diriltene kadar bu azap devam eder. Görüyorsunuz. Kıyamet kopana kadar, mezarından dirilip çıkana kadar azap devam eder diyor. Şimdi bu hadis-i şerifin senedinde de Bavali, Mesabihü's Sünne, Mişkatül Mesabi, Buhari Şerif, Es-Sahihinde, Tecrid-i Sahi, efendim ve diğerleri tecrid tercümesine de kabir azabı hakkında geniş bilgi verilmiştir. Şimdi bunları birileri çıkmış inkar etmek istiyor. Bu inkar edenlerin başına kabirde bu şiddetli kabir azabı başlarına geleceğini düşünsünler. Ey kıymetli efendiler! Allah gerçekleri inkar edenlerden eylemesin. İnkar ile ölenler kendilerini mahvedenlerdir. Kulun Allah'a yakınlığı. İmam-ı Azam Hazretleri buyurdular. İsmi de kendisi gibi yüce ve eşsiz olan Allah Celle Celaluhu, Allah Teala'nın yüce sıfatlarından 7'in Farsça karşılığı müstesna olmak üzere alimlerin Farsça olarak zikrettikleri her şeyi söylemek caizdir. Tesbihsiz ve keyfiyetsiz olarak be ruhi hüda demek de caizdir. Allah Teala'nın isimlerini Arapçanın dışındaki bir lisanla söylemek caizdir. Allah'ın isimlerini diyor, dikkat et buraya. Uydurukça isimler demiyor, Allah'ın isimlerini. Yalnız Arapçadaki Kur'an'da geçtiği üzere Yedullah tabirinin karşılığı olan Farsça dest kelimesini kullanmak caiz değildir. Dest-i hüda demek doğru değildir. Fakat Veşhullah tabirinin karşılığı olan Beyruyi hüda demek caizdir. Allah Teala'nın her şeye kadir olduğunu ifade için Hüdayi Taala Taven Tuvanest, Allah Teala kadirdir demek caizdir. Arapçanın dışında Cenab-ı Hak için söylenen isim ve sıfatların ifade ettikleri mana onu tenzih ve takdise delalet etmelidir. Mahlukata benzerlik ve keyfiyet taşımamalıdır. Bakın, burada bunlar çok önemli. Herkes ağzından çıkanı kulağı duysun, ne söylediğini bilsin. Rastgele konuşmasın. Yine İmam-ı Azam Hazretleri buyurdular ki, Allah'ın kullarına Celle Celaluhu yakınlığı ve uzaklığı mesafe itibariyle değildir. Bu keramet ve horluk manasındadır. Allah'a itaat eden keyfiyetsiz olarak ona yakındır. Asi olan da keyfiyetsiz olarak ondan uzaktır. Yakınlık, uzaklık ve yöneliş halleri Allah'a münacaatta bulunan hakkında vaki olan bir keyfiyettir. Cennette Allah'a keyfiyetsiz olarak komşu olmak ve onun huzurunda bulunmak da böyledir. Şimdi burada bu yakınlıkların keyfiyetsiz olması, yani nasıl ve niceliğini kimse bilemez. Yüce Allah nedir?
uzaklık, yakınlık, zaman, mekan bunlardan Allah münezzehtir. Bütün şanıyla yücedir. Onun yakınlığının, uzaklığının hangi manada olduğunu da ancak yine Yüce Allah kendi bilir. Ve İmam-ı Azam'ın bu izahına da dikkat et. Tekrar ediyorum ki unutma. Allah'ın kullarına yakınlığı ve uzaklığı mesafe itibariyle değildir. Allah'ın mesafeye ihtiyacı yok. O mesafeden münezzeh. Bu keramet ve horluk manasındadır. Allah'a itaat eden keyfiyetsiz olarak ona Allah'a yakındır. Kim? İtaat eden. Keyfiyetsiz diyor. Yani niceliği, nasıl ve niceliğini kimse bilemez. Ancak Allah bilir bunun. Asi olan da keyfiyetsiz olarak Allah'tan uzaktır. Bak bunun da nasıl ve niceliğini kimse bilmiyor. Kim bu? Asi olan uzaktır. Yakınlık, uzaklık ve yöneliş halleri Allah'a münacatta bulunan hakkında vaki olan bir keyfiyettir. Yani yakınlık, uzaklık kul için geçerli kelimelerdir. Mesafe insanlar içindir. Yalvaran kulla ilgilidir. Allahu Teala için ise uzaklık, yakınlık düşünülemez. Çünkü o zamandan, mekandan, mesafeden, cihetten, her şeyden münezzehtir. Cennette Allah'a keyfiyetsiz olarak komşu olmak, yani nasıl ve niceliğini kimse bilmiyor. Ve onun huzurunda bulunmak da böyledir. Bunları nasıl ve niceliğini insanoğlunun bilme şansı yoktur. Ancak bunlar Allah'ın ilmine havale edilir. Kul mesafe manasıyla Allah'a ne yakın ne de uzaktır. Çünkü uzaklık yakınlık ancak bir mekanda birleşen ve herhangi bir yönde yer değiştiren cisim hakkında düşünülebilir. Allahu Teala Tekaddes Hazretleri ise Celle Celaluhu mekandan, yer değiştirmekten, taraf ve yönden münezzehtir. Çünkü Allah cevher ve araz değildir. Bunları yaratandır. Kulun Allah'a yakın olması onun keramet ve kemalidir. Uzak olması da hakir olması ve alçalması manasındadır. Yakınlık keramete, uzaklık da rezalete ıtlak olunur. Bu suretle Allah'a yakınlık ve uzaklık tabirleri mecazi mürsel çeşidindendir. Nitekim bir sebebi müsebbip yerine koymak da bu kabildendir. Evet kıymetli izleyenler, muhterem efendiler, Allah'a karşı azzini itiraf ile boynunu büküp yalvaranın halinde ve ruhunda duyduğu deruni bir bağlılık ve yakınlıktır. Bu hal Allah'ta değil kulda hasıl olur. Allah'a yakın uzak olmak, teveccüh etmek, cennette komşu olmak sözleri birer mecazdır. Müteşabihattandır. Bu yakınlık mekan ile değil, sıfat iledir. Evvelce yakın olmayan sonra yakın olursa, onun hali muhakkak değişmiştir. Güzel ve hayırlı işler işlemesi sebebiyle şekafetten saadete dönmüştür. Yani Allah'a isyandan itaata dönmüştür.
Yine büyüklerimizden birine göre de rahmetullahi aleyhi mecmain, kulun Allah'a yakın olması demek, güzel ahlaklı olarak, onun emrettiği ahlak üzere bulunarak, sıfat, tavsif bakımından yakın olmak demektir. Kişi ahlakını güzelleştirmek suretiyle şaki olmaktan kurtulur da, sait olursa mekanda değil sıfatta yakın olmuş olur. Bu izahı yapanlardan biri de İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh'tir. Sevgili efendiler, işte bizim kâşif alimlerimiz gerçekleri insanlık alemine açıklamaya devam ediyorlar. Bilinmeyen gerçekler bilinir şekle gelince bu keşfetmektir. Onu keşfeden de kâşiftir. İslam alimlerinin her birisi yüksek kâşiftirler.